Pontus Krallığı ya da Pontus İmparatorluğu, Karadeniz'in güney kıyısında kurulan Helenistik dönem devletlerinden biridir. Krallık önceleri Pontus Kapadokyası, sonra yalnız Pontus olarak adlandırılmıştır. Yönetici hanedan açısından Pontus Hanedanı, Mitridat adında bir Pers soylusundan gelmektedir. Büyük İskender sonrasındaki Helenistik dönemde, Güney Marmara ve Bergama bölgesinin yöneticisi olan Mitridat'ın ölümüyle aynı isimdeki oğlu, 1. Mitridat Tistes, babası gibi öldürülmemek için Kuzeydoğu Paflagonya'ya kaçtı. Önceleri Paflagonya ve Kapadokya coğrafyasında, daha sonra Orta ve Doğu Karadeniz havzasında bağımsız kalmayı başarmıştır. Yerli halkların yanında İskender'in fetihleri sonrasında göç eden Yunan, Makedon ve diğer halklar da bu hanedanın hükümdarlığında Pontus milletinin unsurlarını oluşturmuşlardır. Bu videomuzda Pontus Krallığı'na derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Misya'da yer alan Yunan kenti Kios'un yöneticisi 2. Ariobarzanes'in oğlu Mitridates bölgede kendi hanedanını kurmaya kalkışıp Kassander'le işbirliği yapınca İpsus Savaşı sırasında Makedon Diadok 1. Antigonus Monoptopalmus tarafından idam ettirilmiştir. Diodorus Mitridates'in Bosworth ile Whitley'in Mirilia olarak yorumladığı Arhina adlı bir bölgenin de yöneticisi olduğunu bildirmiştir ki bu durum Mitridates'in küçük bir bölgede hüküm sürdüğünü göstermektedir. Bu yüzden Bosworth ve Whitley, Diodorus'un Arhine derken gerçekte Heraklia Pontica yakınlarındaki Mariandina'yı kastetmiş olabileceğini tartışmışlardır. Herodot'un Mariandina'yı M.Ö. 480 tarihinde Pers İmparatoru 1. Darius'la karısı Artisto'nun oğlu Gobryas'ın yönettiğini bildirmesinden yola çıkan yazarlar, bölgeyi Darius'un oğluna hediye edebileceği ihtimaliyle Polybius'un Darius'un Mitridates Kistes'e Pontus topraklarıyla bağlantı kurmak istemişlerdir. Persepolis surlarının onarım kitabelerinde bahsi geçen Arsames'in oğlu ve 1. Darius'un amcası veya Parnakka, Xerxes'in ordusunda Part ve Horasmiyalı birliklerin komutanı olan Artabazus adlı oğlunun savaştan sonra Hellespontine, Frigia'ya ödül olarak almıştır. Bu teoriye göre Gobryas'ın öleminden sonra bir ihtimal Gobryas'ın kızıyla evlenerek bölgede egemen olmuş olmalarıdır. Bosworth ile Whitley, Artabazus'un Sallus ve Florus'un Artabazes adıyla andığı kişi ve Pontus Hanedanı'nın kurucusu olduğunu, dolayısıyla Pers Hanedanı ile doğrudan bağlantılı olduğunu ileri sürerek bir soy ağacı çizmiştir. Antigonus'un Mitridates'in oğlunu da ortadan kaldırma planlarını sonradan Makedon kralı olacak oğlu 1. Demetrius Mitridates'e bildirmiş, o da az sayıda izleyeniyle Paflagonia'ya giderek burada Olgasis dağı eteklerinde M.Ö. 302 yılında Kimiatene kalesini inşa ettirmiştir ki kale onun soyundan gelen son Pontus kralı 6. Mitridates Öpatör'ün ölümüne dek varlığını sürdürmüştür. Mitridates Hanedanı M.Ö. 281-63 tarihleri arasında iki asırdan fazla hüküm sürmüş olup, hanedan mensupları ülkelerini asla Pontus Krallığı olarak tanımlamamış, ayrıca egemenlikleri boyunca herhangi bir bölgesel bir ünvanı da kullanmamışlardır. Pontus sikkelerinde Mitridat Kralı veya Parnake Kralı yazmakta olup, kendilerine ilk olarak Pontus Kralı atfı, 4. Mitridates'in ölümünden sonra Roma kayıtlarında yapılmış. Bu dönemden itibaren bölgeyle ilgili pek çok şey tıpkı M.Ö. 47 yılında Crassis Pontica adlı Karadeniz filosu ve Legio Pontica adlı Roma Pontus lejyonu kurulurken yapıldığı gibi bölgenin adıyla ilişkilendirilmiştir. Birinci Mitridates Kitistes, Paflagonya'daki yerli kabileler üzerinde hakimiyet kurarak kendi ordusunu oluşturmuş, zamanla hakimiyet alanını genişletmiş, Amasya'yı başkent yaparak M.Ö. 281 yılında kendini kral ilan etmiş ve Büyük İskender'in staterlerini taklit ederek ön yüzünde Athena, arka yüzünde Mitridates tasvirlerini içeren Pontus krallarının ilk altın sikkelerini burada bastırmıştır. Heraklia Pontica ile
Seleukoslara karşı ittifak anlaşması yapmış, sonradan Anadolu'ya yerleşen Galatların desteğini almış, tacını 2. Pontus kralı olacak oğlu Ariobarzanes'e devretmiştir. Bu dönemde Heraklia Pontica, Atinalı Timoteus ve Tebesli Epaminondas'ın olduğu yardımı alamayınca Mitridates'in paralı askerlerinden Klerkos'u Mitridates'in valisi olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Ariobarzanes, M.Ö. 266-250 tarihleri arasında hüküm sürmüş, kendine bırakılan Amastris kentini savaşmadan ele geçirmiş, babasının ölümünden 20 yıl önce Anadolu'ya gelen Galatlarla işbirliği yapmaya devam etmiş ve ölürken tahtını 3. Pontus kralı olacak oğlu 2. Mitridates'e bırakmıştır. İkinci Mitridates babasının öldüğü sırada henüz küçük bir çocuk olduğu için Galatlar bu durumdan yararlanmak isteyerek ülkeyi kısa bir süre için işgal etmişler ama sonunda püskürtülmüşlerdi. İkinci Mitridates erişkin yaşa geldiğinde Seleukos II. Kallinikos'un kız kardeşi Laodike ile evlenmiştir ki kız çeyiz olarak bir Frigya kentini beraberinde getirmiştir. İlk bakışta bir ittifak izlenimi veren bu evliliğe karşın ikinci Mitridates Seleukos hanedanına karşı savaşan ayrılıkçı lider Antiochus Hieraxa destek vererek kayınbiraderine karşı savaşmış, M.Ö. 239 yılında Ankara'da Seleukos'un 20 bin kişilik ordusunu yenmeyi başarmıştır. M.Ö. 222 yılında kız kardeşi Laodike'yi Seleukos kralı 3. Antiochus ile evlendirerek tekrar barışmış, M.Ö. 220'de ise bölgenin en zengin ve güçlü kenti Sinope'ye savaş ilan etmişse de ele geçirmeyi başaramamış, tahtını 4. Pontus kralı olacak oğlu 3. Mitridates'e bırakmıştır.